yerlerine dayanıyor bu komiteler ve iş yerlerinden temsilcileri var. Resmi, yasal herhangi bir karşılığı olmamasına rağmen 2 yıldır grev yapıyorlar. Patronlarla masaya oturup sözleşme ve toplu pazarlık yapıyorlar. Ücretlerini birlikte belirlemeye çalışıyorlar ve tüm bunların yanı sıra sosyal kültürel etkinlikler de yapıyorlar nakış işçileri. Şimdi bu birliği nasıl oluşturdular, ne işlerine yarıyor, nasıl geldi akıllarına ve nasıl ördüler bunu atölyelerde onu konuşacağız. Ama şunu da hatırlayalım kısaca. Nakış İş Kolu aslında özellikle İstanbul'da ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde özel bir durumu var. Çok küçük atölyelerde 3-4 kişinin çalıştığı ve 200 kişiye varan işçilerin çalıştığı küçük atölyelerde aslında çalışıyorlar ve örgütlenme açısından oldukça dezavantajlı ve zor bölgeler buralar. Bu zorluğa rağmen nakış işçileri bunu başardı. Şimdi nasıl başardılar, neler yaptılar ve nereden akıllarına geldi? İlk önce buradan başlayacağız. Kimle başlayalım? Sen de başlayalım. Veysel İkinci, Nakış İşçileri Birliği Başkanı'sın aynı zamanda. Öncelikle hoş geldin diyeyim sana da. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Neden ihtiyaç duydunuz ve nasıl yola çıktınız? Önce onu konuşalım. Nereden aklımıza geldi? Aslında bu çok zor şartlar altında biz çalışıyorduk. Maaş, düşük maaşla, sigortası olmayan, sosyal haklarımızı verilmeyen. Biz bunları zaten çok zor geliyordu. O kadar da bilgili değildik. Özür dilerim bu konudan. Benim aslında aklımıza geldi derken Rıfat arkadaşla biz bir cinayet, pardon özür diliyorum, cenaze meselesinden aklımıza geldi. Bizim bir arkadaşın cenazesi vardı. Arkadaş izin alıp bir cenazesine gidecekti. Tabii memleketine gitmek zorundaydı. Cenaze dönüşünde de gidip gelene kadar yerini başka eleman almışlardı. Nakış sektöründe öyle bir problem vardı zaten. Biz de tabii zaten 12 saat gece gündüz vardiyalı çalışılıyor. 12 saat, 13 saat çalışıyorduk bunları da. Maaşımız da gerçekten çok düşüktü. Yani %70, %80'de zaten çoğu da sigortasız çalıştırıyorlardı biz bunu. Ne yapabiliriz? Düşüncesiyle bir araya geldik. İlk 5 Mayıs için biz tarih belirledik. Tabii telefonlarımızda zaten çoğu nakış, herkes birbirini tanıyordu. O ayrı tarafından mesaj atmaya başladı. Ben de ayrı taraftan mesaj atmaya başladık. Toplanalım. Bu şartları kabul etmeyeceğiz. Maaşlarımız düşük, sigorta yok, resmi tatilleri vermiyorlardı bize. Yılbaşı 2 yılda bir ancak zam yapılıyordu. O da çok az bir zam meselesiydi. O mesajlardan biz yaklaşık 500 kişi falan toplanmıştık. İlk toplantı Evet, nasıl 5 500 kişi diye. Mayıs'ta biz o kadar da beklemiyorduk daha doğrusu. Meğer ki diğer arkadaşlarımız bizden daha çok aslında öfkeliler bu konuda, şikayetçiler. O 500 kişiyle biz oturduk, konuştuk, ne yapabiliriz? Tarih belirledik, 1 Haziran. Aynı zamanda Gezi direnişine denk gelmişti. 1 Haziran'da artık 5 Mayıs'tan sonra o 1 Haziran'ın tarihine dolaşmamız gerekiyordu. Çünkü çoğu kişi de hala haber almamışlardı yani bizim bu yapacağımız grevlerde. Artık bildiğimiz, tanıdığımız ne kadar iş yerleri falan varsa biz gittik. Gece gündüz dolaştık, arkadaşlarla toplantı yaptık, onlarla tanıştık. Bak biz böyle bir şey yapacağız. O zaman da çok sendika meselesi de aslında gündeme gelmişti. Ya işte bu işi sendikaların yapması gerekirken biz neden? Ya biz sendikaları da tanımıyorduk ki gerçekten. Ben bu süreçte sendika birkaç kişi tanımaya başladım, birkaç sendikayı. Çoğu arkadaşlar da sendikalardan o zaman gerçekten korkuyorlardı. Sendika gelirse patronla oturur, bizi satar. Korkusuyla kabul etmediler. Zaten sendikalar da hani bugüne kadar hiç gelmemişlerdi. Tanımıyorduk dediğim gibi. Hiç örgütlenme çalışması olmadı yani Hayır. iş kolunda. Sizinki ilk oldu. Evet. Bir çağrı yaptınız ve 500 kişi Bir toplandı. çağrı, evet. Ondan sonra sosyal medyada biz sayfa mayfa açtık. Biz onlardan bir araya gelmeye çalıştık. Ama 1 Haziran için hummalı bir çalışmamız gerekiyordu. Öyle anladık. Tabii bu işe girince de hani grev yapa yapa, toplantı yapa yapa biz de bilgi sahibi oluyorduk oradan. Birbirimize tanışıyorduk. Sendika yok, dernek yok, bir şey yok. Ama 2 kişi vardık o zaman da, benle Rıfat arkadaşım. Herkes bize bakıyordu ama biz de görüş alıyorduk, ne yapabiliriz?
Yeni Bosna, Güneşli, Sefaköy, Bağcılar çevrelerinde özellikle biz Güngören tarafında biz çalışma başladık. Tanıdığımız bütün iş yerlerine gittik. Herkes de olumlu baktı. Evet dedi, yeter artık yani gerçekten de. O şekilde 1 Haziran'a kadar 3.500 kişi bir araya geldik. Sağ olsun milletvekilimiz de Sayın Abdullah Levent Üzel de o zaman bizi ziyaret etmişti, destek vermişti. O şekilde gerçekten oradaki işçiler en azından orada bir hem bilgi sahibi oldular, hem gerçekten nasıl zor şartların altında çalıştığımızı farkına vardık. Birbirimizden güç aldık, artık kimse tutamadı bizi. Oradan biz her yerde greve çıktık. O grevde de tabii büyük bir iş yeri vardı. Herkes oraya bakıyordu. 500-600 kişilik çalışan bir nakış. Türkiye'nin en büyük nakışlardan birisi. Orada biz 3 gün grevimizi sürdürdük. Bugüne kadar patronlar hep bize evraklar hiç bilmediğimiz şeyleri getirip bize imzalatırlardı. Okumaya bile fırsat vermiyorlardı. Onlar da meğer resmi tatillerimizi, tazminatlarımızı, sigortamızı öldüren şeylerdi. Yani uç kağıtçılık resmen diyebilirim. Gerçekten de öyle. Biz de öyle bir şey yaptık ki sonradan farkına vardık ya, bugüne kadar bunlar bize imza attırdılar. Bundan sonra biz attıracağız. Biz o iş yerinin önünde biz grevdeyken patronlar geliyordu, işçimi verin diye. Bütün şartlarınızı kabul ediyoruz diye, işçimizi verin diye. Şartlarımız da nelerdi? Maaşlarımız yükselecek, sigortalarımız yapılacak, bütün resmi tatillerimizi verilecek, hafta sonu tatillerimizi verilecek diye biz plan yapmıştık. O patronları da her şeyi kabul ettiler. Çoğu patron hangi sendikaya bağlısın dediğinde biz sendikaya bağlı değiliz. Bizim gücümüz yeter zaten birbirimize o şekilde. Patronlar artık sıraya girmişlerdi. Biz imza atın bu sözleşmemize, elemanlarınızı veririz diye. İmzayı attırıyordu, biz yine vermedik. Yani her yerde bütün bu taleplerimizi yerine getirmediğiniz sürece... Tüm patronları biz, tabii, kabul edene biz, kadar. Tabii. Biz pes etmiyoruz. Hani bizim... O kadar da biz erken biteceğini bilmiyorduk. Patronlar o kadar da hani hemen kabul edeceklerini de bilmiyorduk. Biz en az 1-2 ay sürer bu direnişimiz diye planlamıştık. 3-4 günde bitti bu. Hani gerçekten biz bile bu kadar beklemiyorduk bu güç bir araya geleceğini. O şekilde biz bitirdik. Çok şükür hala da devam ediyoruz. Biz bırakmadık tabii. Daha hani %10'u ancak kalabildik. Bu sadece bu hafta sonu tatil ve resmi tatillerimiz, bir de maaş. Yani maaşlarda da çok yükselme oldu o günden sonra. Ama bizim şu anda talep ettiğimiz daha bunlar değil. Yani gerçekten sonra çoğu yerlerde hala 12-13 saat çalıştırılıyor. Gece vardiyası 13 saat çalıştırılıyor. Yani bildiğimiz kadarıyla gece vardiyası 7,5 saatten fazla çalışmaması gerektiğini biliyoruz ama hala da 12-13 saat çalıştırılıyor. Şimdi çalışma koşullarınıza tekrar döneceğiz ama biraz da bu tarafa dönelim. Şimdi aslında başka fabrikalarda, özellikle kimin büyük fabrikalarda ve sendikalı ya da sendikasız iş yerlerinde bu tür şeyler görüyoruz. İşçiler bir araya geliyor, canına tak ediyor bir noktada. Herhalde sizinki arkadaşım bahsettiği cenazeye katılamama olayı olmuş. Bir yerde tak ediyor işçilerin canına ve alana çıkıyor, eylem yapıyor, grev yapıyor, iş bırakıyor, kazanım elde ediyor ya da edemiyor. Ama çoğu zaman görüyoruz ki bu hareket bir yerde sönümleniyor. Sizinki sönümlenmedi ama. 2 yıl aşkın bir zaman oldu. 3. yılınıza doğru yaklaşıyorsunuz ama devam ediyor. Ve bir komite kurdunuz. Yani örgütünüzün kalıcı bir temeli oldu. Sen de komitenin üyesisin. Senle devam edelim o zaman. Komiteyi nasıl kurdunuz? Nasıl ilerlettiniz yani? Bir greve çıktınız. Kazanımla sonuçlandı sizinki tabii. Aslında şöyle oldu. Hani Beysa arkadaşımız anlattı biraz ama. Hani komitelerin kurulması aslında ilk 5 Mayıs'tan sonra. SMS'le 5 Mayıs'a çağrı yapılmıştı. 5 Mayıs'tan sonra aslında biz orada hemen katılan, diğer ilçelerden gelen arkadaşlardan bir komite kurduk orada. Bir ana komite kurduk ve dedik ki 1 Haziran'a kadar bütün atölyeler gezilecek. Yani atölye atölye gezeceğiz ve derdimizi anlatacağız dedik. Gezdiğimiz atölyelerin hepsinde tabii ki hani çok kolay olmadı aslında. Çünkü bir geçmişin etkileri vardı. Şöyle bir yönü var, hani arkadaşımız bahsetti. Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3. en büyük nakış firması Türkiye'de. Şimdi Ebru Nakış. Ebru Nakış'ın 2009'da bir sendika girişimi oldu ve ne yazık ki sendikanın tutumundan ötürü olmadı, gerçekleşmedi. Yani sendikanın aslında orada işçilerin yanında durmamasından ötürü işler o zaman kaybetmişti. Küçük kazanımlarla aslında çıktılar.
O yüzden sendikaya karşı, şimdi evrim akışı da öyle bir şey ki, evrim akışı bütün piyasa bilir. Küçük atölyelerde çalışan herkesin evrim akıştan, orada olan bitenden haberi vardır ve etkisi de vardır. O yüzden sendikaya karşı bir ön yargı vardı. Aslında neden 4000 kişiyi toplamışken sendika olmadı meselesi biraz buradan geliyor. Çünkü ön yargı, sendikaların tutumundan ötürü ön yargı vardı. Biz de o zaman bir dernek kuralım dedik ve gittiğimiz her atölyede gece ve gündüz iki vardiya çalışılıyor. İşte 12'şer saat veyahut da gündüz 11, gece 13 saat çalışılıyor. Birer tane temsilci, iki vardiyadan da hani temsilciler belirledik. İlçe ilçe aslında komiteler kurduk ve bunun üzerinden ilerledik. Biraz aslında bu sağlamlığı bugüne kadar gelmesi bundan kaynaklı diyebiliriz. Aslında iş yeri temsilcilikleri aslında sendika usulü. Aslında iş yeri temsilcilikleri vardır ya sendikada. Biz biraz böyle. Sizin iş yeri temsilcileriniz ne yapıyor? Mesela kaç tane iş yeri temsilciniz var? Kaç tane iş yerine hitap ediyorsun komiteniz? Yani tabii şöyle yönleri var. İlk başta greve çıktığımızda biraz ekonomik temelli bir grev gibi görünse de aslında sonradan bu ilk acemiliği açtıktan sonra biraz ilerledi. İlk başta aslında bizim acemiliğimizden biraz ekonomik temelli göründüğü için sonrasında bir zayıflama oldu. İşçiler çünkü tamam biz başardık deyip biraz zayıflama oldu ama grev zamanı derseniz bizim temsilcimizin olmadığı atölye yoktu ve gerçekten yüzlerce atölye var ve her atölyeden bizim temsilcimiz vardı, iki vardiyada, yani iki temsilci ve ilçe ilçe işte Sefaköy, Güngören, Güngören Mertler hatta birleştirmiştik iç içe diye, işte Beylikdüzü, hatta karşıdan Anadolu yakasından Maltepe'den gelenler bile olmuştu. 1 Haziran grevimizi hatta hatırlıyoruz. Adana'dan, Adapazarı'ndan, Bursa'dan, biz de burada iş bıraktık diye telefonlar almıştık. Hatta Adana'dan arabasına atlayıp gelen nakış işçisi arkadaşlar da olmuştu. Hani böyle bir etkisi oldu. Bugüne kadar sürmesi tabii ki birincisi bu komitelerin zayıflamış olsa da şu ana kadar biraz. Halen iş yeri temsilciliklerimiz var. Hala şu gelişti mesela. Şunu artık hepimizin görmesi gerekiyor. Aslında bizim de şöyle diyebiliriz, 2 sene öncesine kadar veyahut da 3 sene diyelim, 3 sene öncesine kadar 100 lira fazla maaş, yani ücret alabilmek için sigortasından vazgeçecek kadar haklarından mahrum. Yani bilinçsiz insanlardık. Hepimiz öyleydik. Bu masadaki işçi arkadaşlar hepimiz böyleydik. Ve emin olun nakış işçisi de hepsi böyleydi. Ama son 2-3 senedir artık müthiş derece üstümüzdeki, işte siz de programın başında bahsettiniz, sürekli paketler çıkıyor ama ne yazık ki bunların çok bizden yana olmadığını, düne kadar aslında bu grevden önce paketlerin böyle bir paket çıktığını bile bilmiyorken, bugün o paketlerin hepsinin aslında bize karşı çıktığını biraz fark ettik. Hal öyle olunca da son 2-3 senedir aslında farklı eğilimler. Artık ülkenin gidişatına da bir yorum yapma gereği duyuyorsun. Biraz da bunun etkisi vardı nakış işçisinin birlik olmasına. Sadece bir kıvılcım Veysel arkadaşımızla Rıfat arkadaşımız bir kıvılcım attılar. O kıvılcımın bugüne kadar gelmesiydi. Şimdi kıvılcım patladı. Siz greve çıktınız, kazanımla sonuçlandı. Komite kurdunuz ve bugüne kadar bu komite ve aslında örgütlülüğünüz sayesinde geldiniz. Tabii. Şimdi. Komite evet. Kurduk ama hani sadece şey değil. Hadi şurada şöyle yapalım, işi bırakalım olayı değil. Taleplerimiz vardı. Bunu 5 Mayıs'tan sonra 1 Haziran'da biz greve çıktığımızda da taleplerimizle çıktık. Cumartesi 1'de bırakacağız. İşte sigortasız işçi çalışmayacak, ücretler yükselecek vesaire diye. Maaşlarımız evet 1100-1300 arasından 1700-1800 liraya kadar yükseldi. Böyle bir kazanımımız oldu. Ama şöyle şeyler de yaptık. Mesela 3. futbol turnuvamız şu an devam ediyor. 2. Oralara haftasında. Oralara geleceğiz. Evet. Şimdi bu tür sosyal etkinlikler de yapıyoruz. Örneğin Soma'dan bahsettiniz. Soma'da yaşanan dramdan, katliamdan bahsettiniz. Soma'ya dair örneğin nakış işçileri olarak bir basın açıklaması yapıp aynı gün bir sinevizyon gösterimi yapabildik. Buna benzer şeyler aslında biraz daha bizi ayakta tuttu diyebiliriz. Şimdi önemli kazanımlar var ortada. Yani koca koca sendikaların uğraşıp da yapamadığı ya da yapmadığı, artık onu birlikte tartışacağız birazdan. 600-700 liraya varan ücret artışları, değil mi? Zam hakkınız oldu. Şimdi sigorta konusunda sanıyorum ilerlemeler var. Evet. Resmi tatilleri sen söylemiştin. Şimdi bunlar bugün açısından, bugün işçi sınıf hareketini düşündüğümüzde oldukça ileri kazanımlar. Kesinlikle. Ama şunu soracağım. Aranızda bu ekibe en yeni dahil olan kimdir? En son dahil olan acaba? Evet. Sen misin? Tamam. Sana sorayım o zaman.
Neden mesela sen bu birliğin içine girmeyi istedin ve senin hayatında neler değişti? Tanıştın arkadaşlarla, birlikte tabii, hareket ediyorsunuz. Oldu, ne tanımadım. Değişti hayatında? Ha, ne bileyim hani şöyle söyleyeyim. Mesela önceden cumartesi günlerimiz yoktu. Mesela cumartesi günü şimdi öğlene kadar çalışıyor, eskiden akşama kadar çalışıyorduk. Gece vardı ya sabaha kadar, pazar sabahına kadar çalışıyorduk. Şimdi hepsini almışız. Yani aile ziyaretine gidebiliyoruz, akraba ziyaretine gidebiliyoruz. Arkadaşlarımızı sık sık görebiliyoruz bunları. Yani hayatta çok değişiyor, şey değişti bunlardan. Hani bu grevlerden sonra. Sen peki mesela iş yerine gidiyorsun. İş yerinde herhalde bu birliğe üye olmayan var mı? Ya da sizinki var. Bir üyelik gerektirmiyor ya, aslında üyelik, herhalde değil mi? Üyelik gerektiriyor da şu anda çoğu arkadaşım biraz soğuk bakıyor bu olaylara. Yani nasıl pek fazla anlatıyorsun mesela sen? Neyle karşılaşıyorsun? Neden soğuk bakıyor? Valla tartışıyoruz bunu. Sürekli bir şeyle bunu tartışıyoruz. Ya bak sıcak bakmıyor. Hadi zaten haklarımızı almıştı. Daha ne alacağız? Gibisinden bahsediyorlar. Sen onlar gibi düşünmüyorsun herhalde. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Hala almamış çok hakkımız var. Ben öyle düşünüyorum. Haklarımızın tamamını alana kadar direneceğiz. Sürdüreceğiz diyorsun. Tamam. Bu tarafa dönelim biraz da. Şimdi sadece aslında bahsettiniz. Ekonomik haklar için bir mücadele devam etmiyor. Değil mi? Sizin yaptığınız birçok sosyal etkinlik de var. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler de var. Şimdi bir futbol turnuvanız var mesela. Siz de katılıyor musunuz futbol turnuvasına? Katılan arkadaşlar var mı ya da? Oynamayı bilmediğim için katılmıyorum ama iş yerindekiler katılıyor. Bizim her iş yerinin bir takımı vardır. Şimdi futbol turnuvaları, yaptığınız sosyal etkinlikler, kendi aranızdaki buluşmalar, bunlar bir şey değiştirdi mi sizin çalışma hayatınızda? Tabii canım. Yani daha güzel oluyor, daha birlik çok kuvvetli oluyor, direniş oluyor. Birlikten önce nasıldı? Birlikten önce bu kadar birbirimize şey değildik, yani samimi değildik. Yani bu şöyle oldu, mesela zamanımız yoktu, bir araya gelemiyorduk, bir hasta ziyaretine gidemiyorduk, çoluk çocuğumuzla bir gezmeye çıkamıyorduk. Ama şimdi çok şükür yani çoğu şeyleri elde etmişiz, bazı eksiklerimiz var. Bu da tabii daha kuvvetli bir şeyle, toplulukla, bir gene bir güçle bir araya gelecek. Bu eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Yani çözülmeyecek bir şey değildir. Hani sendikacıların yanımızda bulunması da şart değildir. Yani biz kendimize yetiyoruz zaten. Şunu sorayım o zaman. Şimdi sendikacıların yanımızda bulunması şart değil diyorsunuz. Evet. Zaten sendikacıların yapamadığı yanaşmıyor, şimdi. Zaten yanaşmıyorlar. Neden yani, yanaşmıyorlar? Yani şimdi işçilere soruyorlar. Biz diyoruz ki sendikalarda iş yok. Hani bir iş yapamıyorlar. O tarafa sorduğun zaman onlar da diyor ki işçilerde bir şey olmuyor. Mesela biz bir hafta direndik. Ne bir medya bize yaklaştı. Binlerce mesela kanal aradık. Gazetecileri çağırdık. Kimse gelmedi. Yani bu biz insan değil miyiz yani? Biz hani 5000 kişi bir toplam, bir topluluk az bir şey değil yani. Biz de sendikalara gitmiyoruz diyorsun öyle mi? Biz de gitmiyoruz. Peki mesela şimdi programın başında da bahsetmiştik aslında. Yani pek çok işçi sendikaya üye olduğu için atılıyor, işten atılıyor yani bu memlekette. Ama aslında bizim şöyle yasalarımız var. Birden fazla sendikaya üye olmak dahi yasal bir şey, artık bunun şeyi yok ama en son ülkelerde de yaşadık. İşçiler sendika değiştirmek istediler ve işten atıldılar. Şimdi bu koşullarda sizin de aslında sendikayı aratmayan, hatta sendikal örgütlenmelerden daha başarılı bir örgütlenmeniz var. Sizi niye işten atmıyorlar diye sana sorayım bu sefer. Ben işten atıldım. Kötü bir örnek oldu. Evet. Ne oldu? Atılma sebebini de hiç bilemedim. Sordum. Eski elemansınız. Artık eski elemanları çıkartıp yeni elemanlar almam gerekiyor. Kıdemleriniz en azından yükselmesin. Yeni işçi alıp yine bu yoluma devam etmem gerekiyor düşüncesiyle. Ben 2 hafta önce işten çıkarıldım. Ve 2 haftadır sormadım. Yani yaklaşık bir 20-25 yere sordum. Piyasalar durgun. Ben şu anda mağdur durumdayım mesela. Hani meslek değiştirmeyi bile düşünüyorum ama bu direnişten pes etmeyeceğim. Mesela gerekirse destek yine vereceğim. Şimdi böyle gerekçeler gösterdiler. Sen asıl gerekçenin ne, asıl sebebin ne olduğunu düşünüyorsun? Niye seni işten attılar? Ya asıl sebebim şimdi işten atılmamın sebebi bilemiyorum ama mesela gittim oraya eski elemansın diye söylediler bana. Bu konuda da hani sanki yeni gelen elemanları kışkırtıyormuşuz düşüncesiyle. Hani yeni eleman geliyor durmuyor. Örneğin şartları
örneğin anlatıyorlar düşüncesiyle. İşte eski elemanları çıkartırsak yeni eleman tutarız düşüncesiyle eski elemanları işten çıkartıyorlar. Daha maliyetli oluyor herhalde. Öyle düşünüyorum. Mesela patronun sormadım neden çıkarıldım ama kendisi söyledi. Yani siz eskisiniz, sizi çıkartmam gerekiyor ki en azından bu iş yerini çevirtirebileyim diye. Kıdem tazminatlarından kurtulayım, işte yüksek tazminatlarınızdan en azından biraz kendimi güçlendireyim diye. İşinize sormamam gerekiyor diyor. Peki başkan, size soralım. Ne olacak bu durum böyle? İşçiler mücadele ettikçe işten atılıyorlar mı? Ya da herhalde ilk kez karşılaşmıyorsunuz işten atılan bir örnekle değil mi? Daha önce de iş yerlerinde işten atılan ama sizin geri aldırdığınız herhalde örnekler oldu. Tabii. Daha önce zaten yoğun bir şekilde vardı. Hani biz ilk daha yeni örgütlenmemizde en sonunda masum arkadaşımızı geçenlerden işten atmışlardı. Yani gerekçeleri de... Burada herkes yaşadı herhalde, evet. Bir başına geldi bu işten atılma şey. Bununla ilgili ben bölmüş gibi olacağım ama birkaç bir şey ben söylemek istiyorum. Şimdi grev zamanı müthiş bir şekilde işten atmalar vardı. Engel olabildiğimiz yerde engel olduk ama engel olamadığımız yerlerde muhakkak oldu. Ondan sonrası için şöyle bir farklılık var. Şimdi yakın zamanda ben de yaşadım, doğrudur. 2 ay içerisinde 3 kere kovuldum ama hala aynı yerde çalışmaya devam ediyorum. Hani böyle bir yönü var. Ama şimdi baktığımızda şimdi geçen sene Haziran ayında başlayan aslında bu mücadelemizden bu yana birçok yerde şöyle şeyler oldu. Hani işten atılmalara karşı diğer arkadaşlarına tepki vermesi. Örneğin Temsen Akış'ta bunu yaşadık. Hayat TV yine yanımızdaydı o zaman da, hatırlarsınız siz de. Şimdi Temsen Akış'ta patron bir kişiyi çıkardı, ardından bir kişiyi de aslında aynı arkadaşımızın meselesi. Tazminatı yükselmişti. Daha az şey vereyim, göndereyim, yeni eleman. Tabii yeni eleman alayım daha mantığıyla. Tabii. Daha düşük ücret, kıdemi daha şey oluyor falan. Çıkarmaya kalktı ama biz orada da müdahale ettik ve şöyle bir şey yapmıştık. Hani gündüz vardiyasında çalışan birçok atölyeden arkadaşlar destek için kapının önüne gelmişti. Daha iş bırakılıp bırakılmayacağı kesin bile değilken yani. Bu tür dayanışmalar arttı. İş yerinde birbirine sahiplenmeler arttı. Mesela geçen gün de başka bir nakışta benzer bir şey yaşadık. Hani benim çalıştığım yer dışında benzer bir şey yaşadık ama arkadaşlarımız bir toplantı ile bile birliğini göstererek bu sorunları aslında şey yapabiliyorlar, çözebiliyorlar ve biz zaten hani Veysel arkadaşımız çalışmıyor zaten. Sadece tabii. Şimdi içeride de anlaşamadık herhalde o konuda. Çalışmıyor demeyelim. Veysel'i birazdan anlatacak herhalde. Onu söyleyecektim. Şimdi yani nakış işçisiydi bu dönemden önce, bu mücadele başlamadan önce. Ama bundan sonra şöyle bir şey gelişti. İşçiler örgütte olduğumuz yerlerde aidat toplanıyor ve Veysel arkadaşımızın çalışmaması yönünde ortak bir kanaatimiz var. Yani Veysel arkadaşımız çalışmıyor ama iş yerlerinin nakış işçisi olarak çalışmıyor. İş yerlerinin denetimi ve işte olası sorunlar çıktığında müdahale noktasında Veysel arkadaşımız görev görüyor. Tamam. Şimdi oraya geleceğiz ama biraz aslında anlaşılsın ve diğer işçi arkadaşlar da muhtemelen bizi izliyorlar şu anda. Nasıl bir model oluşturduğunuz daha iyi anlaşılsın diye biraz tane tane gidelim. Şimdi işten atmalar ya da bir arkadaşınızın bir işinin başına bir şey gelince herhalde komite olarak siz toplanıp gidiyorsunuz. Peki şimdi aslında yüzlerce atölyeden bahsediyoruz. İstanbul'un çok çeşitli yerlerine dağılmış binlerce işçiyi temsil ediyorsunuz aynı zamanda. Bunları nasıl buluşturuyorsunuz? Sadece iş yeri temsilcilerin bir araya geliyor, sadece komite üyelerin bir araya geliyor. Bir de bir araya geldiğinde neler tartışıyorsunuz? Top sizde, sizin yani, kürsünüz. Kim cevap vermek isterse. Ben konuşacağım. Tamam. Ya, böyle durumlarda zaten hem temsilci arkadaşlarımız var, zaten komitedeki arkadaşlarımız da hemen hemen her semtte bir komite. Yani bir arkadaşımızı komitenin içine dahil etmişiz. Örnek Beylikdüzü'de ya da Esenyurt'ta bir problem olduğunda oradaki arkadaşımıza ulaşıyorlar. Derdini ya da sorunlu ya da işten çıkartmaları gibi olaylarda o arkadaşlar da hemen onlarla ilgileniyor. Ondan sonra da bize bilgi veriyor. Biz ne yapıyoruz? Acil bir olay olduğu zaman ya da 2-3 arkadaşımızın işte atmaları gibi olay olduğunda biz hemen acil bir şekilde komite olarak bir araya geliyoruz. Bunu tartışıyoruz. Ne yapabiliriz? Mesele nedir? Hani biz tek taraflı davranmıyoruz aslında. Hani o atılan işçi arkadaşımız niçin atıldığını öğrenmeye çalışıyoruz. Onu da dinliyoruz. Gerekirse ya da o iş yerindeki müdür ve ustabaşı her neyse biz onlarla da irtibata geçiyoruz. Hangi akıllı atıyorsun? Ya da neyi gerekçe göstererek bu arkadaşımızı işten atıyorsun?
Genellikle lafları da bu. İş yok, küçülmeye gidiyoruz bahanelerle. İki yıldır küçülmeye gidecekler ama tam tersi büyüyorlar büyüdükleri kadar da. Biz de bunu tabii ki kabullenmeyiz. Hem komite olarak hem nakış işleri olarak patronlara zaten bu gücümüzün farkındalar. Biz çoğunlukla o işten atılan arkadaşlarımızı bir şekilde patron ondan özür dileyerek geri aldırıyor. İlk yani birinci önerimiz budur aslında. Ve çoğu da geri aldırıyoruz biz bunlara. Ha, geri aldırmayanlar çok sorun yaşatan patronlar olsa bile biz hemen direkt avukatımızla ve hukuki süreci başlatıyoruz. Ha, böyle şeyler tabii, de tabii, var yani. Yani 1 liraya kadar tazminatı varsa hepsini biz alıyoruz. Hı. Hukuki süreçte başlatıyoruz tabii avukatımızla beraber. Şimdi patron burada şöyle bir rola kapılıyor. Bakıyor ki hukuki süreçte de bayağı bir tazminat ve aynı zamanda zaten devletten vergi kaçırıyor ortaya çıkıyor. Hı hı. Hani 12 saatte bizi çalıştırıyor ya. 8 saat üzerinde de SSK'sını yapıyor işleri şu an. Çoğu da öyle. Gerçi devlet de farkında da biz devleti uyardığımızda gidip bir şeyler yapıyor da bizim sayemizde para kazanıyorlar. Çünkü denetimi yok onlardan aynı zamanda. Bu sefer vazgeçiyor, hesaplıyor. Ya bu kadar ceza yiyeceğim, bu kadar tazminat ödeyeceğimi en iyisi geri alıyorum. Ha, geri aldığında da biz öyle rahat durmuyoruz. Yok, özür dileyeceksin bu arkadaşımızla ve bir hafta, 10 gün, bir ay boşta da kalmışsa biz onun ücretini de alıyoruz onu da. Aslında arkadaşımız bahsettiği gibi hani beni işten atılmaları bu daha uzun zamandır o çalıştığı iş yerinde çok büyük bir iş yeri o da. Bir arkadaşımızı işten atmışlardı. Biz ondan bile hani müdahale ettiğimizde patron geri adım atmaya başlıyordu aslında. Biraz da arkadaşımız ya aslında ben de artık buradan bıktım gibi düşüncesiyle biz aynen. Biz bunu pek fazla şey yapmadık. Hani o atılan işçi arkadaşımız hani kararı verdiğin anda artık görevimiz başlıyor orada. Biz o iş yeri almazsa bile çadırımızı kuruyoruz. Direnişimiz başlıyor, grev başlıyor. O çevredeki bütün nakış işleri de oraya topluyoruz, oraya davet ediyoruz. Zaten patron bakıyor artık onlar da alışmışlar o kalabalığımızı, gücümüzü. Zaten daha yarıda tamam diyor seni işe çadırı aldım. Çadırı kurmadan. İşe aldığı zaman da maaşına zam, yani kalan hakları da biz alıyoruz tekrardan. Biz onu bile yapıyoruz arkadaşlardan. Arkadaşımız da bahsettiği gibi hani biraz soğuk bakmaları aslında ben şuna değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız hani ben de daha önce öyleydim. Bu greve biz bir araya gelmeden önce, grevi başlatmadan önce bilgi sahibi değildik. Gerçekten resmi tatil çalışmamız gerekiyor diye biliyordum. Bilmiyorduk. Hani bilmiyordu, gerçekten bilmiyordu. 12 saat çalıştığımızı ve dünyada böyle bir kanun var olduğunu düşünüyordum. Ben de bilmiyordum. Aslında arkadaşımın bahsettiği konu da bazı arkadaşlarımız ya da daha sonra o sektöre girenler, bizden hani bizim haberimiz olmadı, o sektöre yeni girenler arkadaşlar bunun bilincinde değiller aslında. Biz de elimizden geldiği kadar dolaşıyoruz. Biz hala dolaşıyoruz. Biz öyle boş bırakmıyoruz. Yani öyle bir bizim hedefimiz var aslında. O hedefimize ulaşmak nedir istiyoruz. Hedefimiz 8 saat. 8 saat çalışmak. Yani öyle de böyle de bu aslında sektör 8 saate gelecek. Çünkü 12 saatte makinalar o kadar büyük bir sesle bir görüntü veriyor ki hani ne beyin kalıyor, uykusuzluk, yemek düzensizliği, birçok hastalık da özellikle variz hastalığı çıkıyor arkadaşlardan. Çünkü 12 saat, 13 saat boyunca ayakta bekleniyor. Evet. Bu şekilde. Aslında şunu da hatırlatmış olalım bizi, izleyicilerimize. Bilimsel veriler var sonuçta tabii, çalışma yaşamına ilişkin ve artık günümüzün teknolojik koşullarında düşündüğümüzde insanca çalışma süresi 6 saat olarak belirlenmiş durumda. Ve siz 8 saat dahi çalışmaya, önceden 8 saatti tabii bu talep işçilerin, dünya işçi sınıfında talep 8 saat çalışmaydı. Ben orada bilmiyorum o zaman. Hala da bilmiyorum. Peki o zaman bundan sonra 6 saat için. Tamam. Teşekkür ederim, iyi oldu. Şimdi sana cevap hakkı doğdu herhalde. Evet. Şunu soracağım sana da. Şimdi biz haklarımızı daha önce bilmiyorduk ama bir araya geldikçe haklarımızı öğrenmeye başladık dedi başkanımız. Şimdi yeni yasalar çıkıyor. İşçilerle ilgili çok fazla tartışma var. Çalışma Bakanı her gün açıklama yapıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde bir paket açıkladı. Şimdi bunlar sizin yaşamınızı kolaylaştırıyor mu, tatmin ediyor mu? Yani sorunlarınızı çözebilecek durumda mı yoksa buradan bir çağrı yapmak ister misin? Nasıl yasalar bekliyorsunuz? Ne yapsın sizin için bu hükümet? Vallahi hani biz de herkes gibi normal çalışmak istiyoruz. Hani 13 saat, 12 saat çok. Hı-hı. Bir de bunun gecesi var. Hani gece zaten insan
akşam 8'de iş başı yapıyoruz, 7'de 8'de iş başı yapıyoruz. Zaten 4'ten sonra insan kendini kaybediyor. Hı hı. Yani sabah kadar artık 4'ten sabah kadar, 7'ye kadar, 8'e kadar nasıl çalışıyor? İnan ki ben de bilmiyorum. Yani bir gözüm, kapalı bir gözüm açık. Çalışma sürelerini düşürmesini istiyorsun. Aynen. O zaman. Başka var mıdır? Vallahi hani şu saatleri düşürsek fazla bir sıkıntımız kalmaz. Şimdilik iyidir diyorsun. Şimdilik 8 saate tamam. Düşürsek fazla sıkıntımız yok. Tamam. Güncel konulara girmişken aslında yine çok tartışılan meselelerden birisi var. Kim cevap vermek isterse artık ben ortaya soruyorum. Malum bir Aksaray meselesi var. Yeni bir Cumhurbaşkanlığı köşkü var. İçeride de konuşuyorduk aslında. Dudak uçuklatıcı rakamlar. Şimdi bu memlekette işçilerin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği bir ülkeden bahsediyoruz ve binlerce yaşam odası yapılabilirdi mesela. O parayla, Aksaray'ın inşa edildiği parayla. Binlerce asgari ücret ödenebilirdi. Binlerce işçinin sigortası yapılabilirdi. Binlerce işçi daha kısa sürelerde çalışabilirdi vesaire gibi. Bu binlerceyi uzatmak mümkün. Siz ne dersiniz? Ben merak ediyorum. Şimdi 1000 odalı ve ekstra 250 oda daha yapılacak olan. Peki. Gerçekten yani 1000 odalı rakam, hani ağlasam mı gülsem mi ben de bilmiyorum gerçekten. Hani ne gerek var? Hani gerçekten ne gerek var diyebilmesi. Dediğin gibi yani yüzlerce yaşam odası yapılacak bir sistem, yani bir para harcanmış orada. Ya onu bırak binlerce insanı hani bu iş kazalarda, iş cinayetlerin önlemek için bir çalışma yapılabilir. Gerçekten yapılabilir. Ya şimdi 1000 odalı o sarayı aklıma televizyonda çıktığı zaman ben bakmak... Ama şimdi bir taraftan hükümet de şöyle açıklamalar yaptı. Bu bizim ülkemizin prestiji anlamına geliyor. Cumhurbaşkanının sarayı ülkenin prestiji anlamına geliyor. Zaten ülkede çok sinsi bir kriz var. Zaten kriz oluşturmuşlar ülkede. Bilmiyorum neden dile getiriyorlar. Bunu da anlamış değilim. Gerçekten kriz var diyorum. En büyük kriz de şimdi bu dönemde de. Bir de yetmiyormuş gibi bu sarayların bilmem prestij konularda gerek yok. Çünkü millet gerçekten açlıktan ölüyor. Hani derler ya bazen açlıkta insan ölür mü? Evet ölüyor. Millet evsiz kalıyor çünkü kiralar almış başını gidiyor. Vergiler, faturalar, faturaları ödeyemiyoruz. Düşünsene daha telefonun vergisini bile artık ödüyoruz. Ya mesaj geliyor, telsiz ödüyor. Bilmem ne kadar para ödüyoruz. Hani Aksaray'ın aylık elektrik maliyetini bu arada Aksaray'ın aylık bileniyor. Aynen yani o da dudak uçlatacak bir rakam yani o kadar o da biz ödeyeceğiz, o ödemeyecek ki. Hep bizden çıkartacak yani adam. Yani adam ne yapsa ne etse de biz ona çalışıyoruz. Devlete çalışıyoruz. Devlet daha böyle sağa sola ülkeler arasında havasını atar gider. Masum sen de bir şey söyleyecektin. Aynen. Şimdi ister istemez her yerde bu konuşuluyor. Hani muhalefetin ve iktidarın da ister istemez hani bunu konuşması gerekiyor. Bu dönem konuşuyorlar. Şimdi şöyle, halkta şöyle bir şey var. Hükümet şöyle diyor. Bunu yaptık çünkü ülkemizin dediğiniz gibi prestiji. Ülkemizin dışarıya vereceği mesaj açısından iyidir diye yaptığını söylüyor. Ama ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Aslında hani 12 yıllık özellikle de son hükümetin iktidarlığına baktığımızda hükümetin tek adam rolüne biraz büründüğünü, aslında başbakanın da biraz buna yönelik adımlar attığını düşünüyorum. Bu aslında tamamen bir Beyaz Saray özenticiliği diye düşünüyorum. Obama gibi belki başkan olmak bunun şeyi. Şimdi maliyetine falan da değinirsek, şimdi 1 milyar 370 milyon. Yani ölene kadar çalışsak o 370 milyon herhalde bir araya getirmeyiz. Hiç yemesek çalıştığımız parayı bir araya getiremeyiz. Bunu da geçtik. Aslında halka eşit dağıtılmış olsa bütün hani mesela kiraların 800 lira olduğu bir ülkede ortalaması 800 lira olduğu bir ülkede asgari ücret 892 liraysa ve sen gidip hal böyleyken insanlar bu kadar ek işler vesaire uğraşırken bir şekilde kredi kartlarıyla batakla borçla dönmeye çalışırken sen 1 milyar 370 milyona gider bir saray yaparsan, ülkemin prestiji dersen, işte 700 milyar aylık sadece elektrik faturası dersen orada dur deriz. Ben 800 liraya kira öderken tek kişinin mümkün değil. 4 kişilik bir aile üzerinden hesaplanıyor da nasıl bir 4 kişilik ailedir onu da bilmiyorum. 4'de bebek herhalde. Gerçi bebek olsa gene mamasıyla daha çok para ediyor. Ama neye göre hesaplanıyor gerçekten bilmiyorum. Şöyle bir şey var, bu özellikle benim canımı çok sıkıyor. Etrafımızda gerçekten de konuşulduğunda bakıyoruz hani işte bizden bizim vergilerimizde sonuç itibariyle yapılıyor.
Ve bizim vergilerimiz de buranın. Sadece 700 lira, 700 milyar elektrik faturası ise diğer giderleri, güvenlik vesaire, işte ısınması koyduğumuzda aslında yapım ücreti kadar aylıkta bir gideri olacak bunun. Ama insanlar şöyle düşünenler de var diyeyim. Hani bir oran koymayacağım. Ya işte benim ülkem içindir. Türk milletinin işte şeyi olacak, bir sembolü olacak vesaire gibi düşünüyor. Ama gerçekten şimdi Soma'yı, Ermeni'yi, işte Hakkari'deki madeni göz önünde bulundurduğumuzda, Zonguldak'ta ismi bile okunmayan onlarca, yüzlerce, hemen hemen her gün kaybettiğimiz maden işçileri varken, işte dün Torunlar'da Esenyurt'ta alışveriş merkezinde ölen inşaat işçileri varken yanarak, işte asansörden düşerek, dün işte hastane asansörü düştü. Buna benzer şeyler yaşanırken, hani bunların engellenmesi için önlem almak yerine, şimdi şöyle bir şey var, ben öldükten sonra vatanı ne yapayım? İnsanlar, halk öldükten sonra vatanı ne yapacağım ben? İnsanlar ölüyor, senin halkın ölüyor. Benim ve tabii şimdi sen buna o parayla gerçekten mesela Soma'daki bütün madenlere, hatta Zonguldak'taki 300 milyar gibi bir şeymiş galiba bir yaşam odası. 360 milyar mı öyle bir şey. Şimdi kaç tane yaşam odası oluyor? Bir de her ay 700 milyar zaten elektrik faturası sadece. Arkadaş 10 yılda bütün madenlere yaşam odası yaparsın. İnşaatları geçtim. Zaten bir sürü Ağoğlu gibi, hani isim de vermeyeyim gerçi de, bir sürü şirket türedi. Hepsi yükseldi, gitti. Bu adamların zaten sadece şunu yapsınlar ya. Madem bunları büyüttünüz, bari güvenliğin de almasını sağlasınlar. Bunu yapsınlar. Yani o yüzden ben... Hükümete başka bir çağrı olarak seninkini de ekleyelim. İş güvenliği önlemlerinin alınması değil kesinlikle mi? Size de soralım. Buyurun. Ne dersiniz bu Aksaray işi için? Tartışılıyor mu? Hiç gündem oluyor mu? Vallahi ben hiç duymadım. Yani pek takip etmediğim için yani kulağa da hoş gelmiyor. Yani ne gerek var? Binlerce insanın ölümü varken, aç insan, işsiz insan varken ne gerek var böyle şeylere? Yani bunları yapacağına dedi, arkadaşımızın dediği gibi maden ocaklarını sığınak için yer yapsın. Bunca insan ölüyor, hiç mi vicdanları sızlamıyor? Yani insan bu kadar pasif mi ya, insanın ölümü? Mesela ben onları izlediğim zaman vallahi çoğu zaman ağlıyordum. Yani bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım. Mecburiyetinden sonuçta orada çalışıyor. Şimdi iki arkadaş da bahsetti. Bunlar aslında bizim vergilerimizle tabii alınan paralar, evet, ve doğal olarak bizim doğru paralarımız, evet, diye. Şimdi ama suya, sizin paranızı siz işletemiyorsunuz. Siz karar veremiyorsunuz. Dün suya, gaza, elektriğe zam geldi. Bu işçi şeylerden niye zam gelmiyor? Niye kimse işçileri düşünmüyor? Sonuçta ülkenin bütün gideri işçilerin üstündendir. Yani. Şimdi ama burada şöyle konuşuyoruz tabii. Siz kendinizi düşünen işçilersiniz değil mi? Kendi hayatınızla ilgili bütün, karar veren işçilersiniz. Siz ne yapacaksınız mesela bu konularla ilgili? Biz bütün işçilerin adına şey yapıyoruz. Yani biz sadece kendimiz değil, bu tekstile örnek olacak. Yani bütün işçilerin görünüşü biz göz önüne getiriyoruz. Yani sadece nakış işçileri değil. Bunu tekstilde yaşıyor, madende yaşıyor, fabrikalarda yaşıyor. Mesela bugün madencilerin başına geldiyse yarın ben de başıma gelecek. Hiç bağ kurduğunuz oluyor mu diğer işçilerle? Diğer sektörlerdeki tabii tekstil, işçilerle? Tabii, ondan sonra baskı, çoğu şeylerle irtibata geçiyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela, neler yapıyorsunuz? Trikocular, örmeciler yani greve çıkmadan adamlar her şeyi düzelttiler. Ama biz grev de yapıyoruz. Kimse bizim yanımıza gelmiyor. Yani mesela ben çevreye baktığım zaman yani biz insan şeysine geçmemiş miyiz sınıfına? Yani ben onu şey yapıyorum yani bir memur 8 saatten sonra çalışmıyor. Şöyle bir şey sorayım. Şimdi siz örgütlendikten sonra bunlar oldu. Soma katliamı sizden sonra yaşandı. Evet. Ermenek ve pek çok daha iş cinayeti ne yazık ki ve işçi direnişleri de aynı zamanda siz örgütlendikten sonra pek çok hareketlilik oldu. Bunlara bakışınızda hiçbir şey değişti mi? Mesela daha önce eylem yapan işçilere nasıl bakıyordunuz, ne düşünüyordunuz? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi daha önce bilmiyorduk hani bu eylem bizi bu kadar etkileyecek, bizi bir araya getirecek bilmiyorduk gerçekten. Çünkü kimse böyle bir yol açmamıştı. Mesela en son ben gördüğüm tek el işçileriydi. Çoğu insanlar açlıktan perişan oldu. Hani ilk başta ben de dedim yani bunca adamlar 40-50 gün direndiler, hiçbir şey elde edemediler. Zaten o zaman başbakan res çekti, dedi isteseniz de budur, istemeseniz de budur.
Sizde bir umutsuzluğa sebep oldu mu? Ya, yapamadınız. Tabii ki oldu ama arkadaşların katılımıyla, direnişiyle tabii bize kuvvet verdi. Biz dedik hani biz hepimiz bu mesleği yapıyorsak ya hepimiz bırakacağız ya hepimiz bunu devam ettireceğiz. Şimdi nasıl takip ediyorsunuz? Çok şükür bugün daha güzel. Yani bugün teknoloji var. Eskiden teknoloji yoktu. Yani bir mesajla bugün bir insan Avrupa'ya haber verebiliyor. Bizim de bir mesajla bu iş oldu. Çok şükür yani altyapımız çok sağlam şimdi. İlk başladıkları zaman ne bir avukat vardı, ne bir şey vardı. Bir mesajla buralara kadar geldik. Şimdi çok bir mutluyuz. Profesyonel çalışanınız bile aynen, var. Oraya gelelim istersen. Aynen öyle. Bir başkanımız var. Komite üyelerimiz var. Temsilcilerimiz var. Şimdi aslında sendikacılar en fazla bu yönleriyle de eleştiriliyor. Az bir zamanımız kaldı. Onun için biraz hızlandıralım istiyoruz. Şimdi sendika başkanları milyarlarca lira parayla çalışıyorlar. Yeni parayla söyleyelim binlerce lira ücretle çalışıyorlar. Ve aslında sendikal bürokrasiyi ortaya çıkaran en önemli sebeplerden bir tanesi bu olarak görülüyor. Koltuğunu kaybetmek istemiyor. Şimdi binlerce lira maaş alan ve işçilerin 10 katı 20 katı fazla maaş alan bir sendika başkanı koltuğunu bırakmak istemiyor. Koltuğunu kaybetmemek için çeşitli oyunlar çeviriyor. Şimdi siz de bir profesyonel çalıştırıyorsunuz. Az önce sen de anlattın, sen artık bu işi yapma dediniz değil mi? Nakış işçisi olma, profesyonel ol, gel bu komitenin de başına geç. Örgütlenme çalışması yürüt dediler sana. Ne yapıyorsun ve niye yapıyorsun bu işi? Niye yapıyorum? Gerçekten hani benim bu yaptığım çalışmalarda diğer sendikalarda artık örnek olsun. Hani koltuk sevdası nereye kadar? Koltuk sevdası sen diğer emekçilerin, diğer işçilerin aslında günahını almış olacaksın. Yani bu koltuk sevdası siyasinden bir şeyi yok aslında, bir farkı yoktur. Sendikacıların az önce dedikleri gibi işte işçiler örgütlenmiyor, işçiler bize gelmiyor ya da işçiler, sendikacılar bize gelmiyor. Hayır, ben iki yıldır bu işin içinde bir direniş başlattık ve kazandık, kazanımlar elde ettik. Bu kadar insanı sendikasız, derneksiz bir araya getirebiliyorsam demek ki sen iş yeri gezip milyonlarca insanı bir araya getirebilirsin. Haklarını savunabilirsin. Yani sendikalı yapabilirsin. Şimdi onlar onu düşünmeden önce ilk önce çıkarlarını düşünmek. Ayda 15-20 milyar maaşını, günahları boyunlarında olsun vurgunları, patronlarla anlaşmaları. Bu bize zarar verir. O zaman bir güvensizlik söz konusu. Siz de bu yüzden gitmediniz. Gitmem tabii. Şu an çoğu sendikaları ben tanımıyorum. Kimin yanına gideceğim? Neyin oldu belli olmayan sendikacılar. Geçenlerde zamanımız varsa ben ufak bir şey anlatacağım. Mete Raklam işçilerin hala direnişte olduğunu hepimiz biliyoruz galiba. Ben geçenlerde orada bir ziyarette bulundum. Bir çaylarını içmek istedim. Tanışmak amacıyla da olsa gitmek istedim. Haberleştik, gittik. Bu reklam işçileri direnişteki arkadaşlarla sorduğumda ben zannettim ki bunlar sendikasız başlatmışlar. Aa, demek ki insanlar artık şey yapabiliyor, kendi hakkını savunabiliyor artık da meğer sendikalı olarak bir greve çıkmışlardır. Gittim, Gebze'ye gittim ben de bir iki arkadaşımla, gidelim dedim ya. Onlar da bizimle aynı yani işçi sınıfı dedim. Bir dertlerini dinleyelim, ne yapabiliriz? Hani nakış işleri olarak nasıl bir desteğimiz olabilir bunlara? Biz onu tartıştık, gittik biz üç kişi arkadaşla. Gittiğimizde sendikacı yönetici de oradaymış. Benim haberim yoktu tabii orada. Benim kimseden korkum ya da şeyim yok. Neyse doğruları onu söylemek lazım yani. Oradaki arkadaşlar nakış işleri dedi, biz çok yakından takip ediyoruz. Gerçekten dedim, helal olsun dedi, sendikasız, derneksiz. Siz böyle bir şey başlattınız ve hala iki yıldır sürüyor ve kazandınız. Turnuvalar yapıyorsunuz, festivaller düzenliyorsunuz vesaire. Evet dedim, hala da yapmaya devam ediyoruz. Hatta dedim, bizim üçüncü turnuvamız başladı. Siz de bir takım olarak, meter aklam işleri olarak girin. Olmadı zaten, çoğunlukla bayan arkadaşlardı. Oradaki yönetici de bana soru yağmuruna düştü hemen. Tabii sonra da arkadaş beni gördü, dedi sendika yöneticisi. İyi dedim, güzel dedim, güzel yere denk geldim dedim. Bir tanışayım, sendika nasıl bir şeydir? Yani öcü mü ne, boynuzu mu var? Yani bize görelim artık yani. Orada biraz dedi ki, siz nasıl başardınız? Valla dedim, biz böyle başardık. Dedi, hiçbir sendikaya desteği olmadı mı? Hayır dedim. Destek lazımsa biz buradayız dedim. Nakış işleri olarak size destek verebiliriz dedim. Şimdi inşallah beni izliyordur o arkadaş, o abi diyelim. Bu Mete Raklam işleri
şimdi soru soruyor. Haliyle merak ediliyor. Hani gerçekten sendikasız nasıl başardınız? Ben de anlattım. Dedim valla biz bu şekilde başardık. Bir araya geldik. İş yeri iş yeri dolaştık. Ya dedi bunlar sendikanın işi. Evet dedim sendikanın işi ama dedim biz de yaptık dedim. Bizim de sendikanın bir farkımız yok. Ama bizim işimiz daha sağlıklı. Güvenimiz daha sağlam. Hepimiz birbirimize güveniyoruz dedim. Oradaki sendikacı biraz herhalde bozuldu o abimiz. Ben de onlara dedim ki bu sendikanız dedim ne kadar üyesi var? 40 bin tane üyesi varmış o sendikanın. Peki 164 gündür direniştesiniz dedim. Neden bir ışık alamıyorsunuz? Ya da neden bir müdahale olmuyor? Gerek yok diyor. Ve şu anda o sendika o direnişi bitirmiş vaziyette. Evet, oradaki arkadaşlar kendi aralarında o direnişi sürdürüyorlar. Ben dedim ki ben sendikacı olsam ve buradaki direnişimi dedim bir gününe bile olsa o 40 bin insanı ben buraya yığdıracağım dedim. Ya sonuçta işten atılmış, hakları verilmiyor, gasp ediliyor. Oradaki sendika yöneticisi bana şey oldu galiba, sevmemeye başladı. Sonra oradaki arkadaşlara demiş ki ben bundan mı akıl alacağım? Çok ayıp ettin ya, benden akıl, akıl akılın üstündedir. Bak biz başardık ama sen direnişi bitirdin, sendikalı olduğun halde sen direnişi bitirdin. Ya her bırak, şey bana bırakın, nakış işlerini komitesine bırakın, bak o meter aklam işlerini biz nasıl o haklarını alıyoruz? Siz yapamıyorsanız çekilin biz gelelim o zaman. Şimdi artık son dakikalarındayız. Programın sonlandıracağız. Bir de sizin futbol turnuvanız var herhalde. Ne yapalım? Sen anlatır mısın bize futbol turnuvanızı? Ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tabii. Bu iş yerleri birkaç büyük iş yeri böyle önümüze kağıtları koyduruyorlar. Okutturmadan imza atıyorlar. Hep kendi oyunlarına geliyoruz. O imzalara atmamalarını öneriyorum. Çünkü avukata danıştık. İşçilere bu çağırın. Hep o kağıtlar hepsi iş yerinin düzenine göre ayarlanmış. Hı-hı. Kendi sistemine göre ayarlanmış imzalar attırıyorlar bize. Bunu herhalde anlatıyorsunuz. Bunda hiçbir hak talep edemiyoruz. Zamanda. Hiçbir hakkımızı talep edemiyoruz. Çünkü okutturmuyorlar. Okutturduğun anda kapının önüne koyuyorlar. Yani işten çıkacaklarsa da şey yapmasın. En azından imzayı atmasın diyorum. Bu böyle birlik olur. Komiteye, avukata mutlaka bilgi vermelerini istiyoruz. Çağrıda bulunuyoruz. Öyle bir şey varsa okumadığınız bir evraka imza atmayınız diyoruz. Hani gözümle gördüm bizimle arkadaş. Hani senesi dolmadan imza attırıyorlar. Senelik izni dolmadan imza attırıyorlar. Neymiş de işte maliye geldiği zaman gösterelim. Hı-hı. Ama senesi dolmamış imza attırıyor. Ben diyor ki senelik iznim dolmadan neden imza atayım diye. Siz bana güvenmiyor musunuz deyip kapının önüne koydular arkadaşı. Güvendiğinizde de zaten neyle karşılaştığınız çok açık oluyor. Kapının önüne konuldu yani. Hı hı. Evet. Peki o zaman şöyle kapatalım isterseniz programı. Sonuna geldik. Şimdi hala sizin birliğiniz içinde yer almayan, aslında çok böyle bir şey söylemek mümkün de değil değil mi? Birliğin içinde yer almayan demek benim anladığım kadarıyla herkes bir biçimde temas ediyor bu birlikle. Komite üyelerini tanıyor, iş yeri temsilcilerini tanıyor, geliyor yardım ediyor, bir şey soruyor, bir şey öğreniyor. Ama örgütsüz ve umutsuz olan işçiler de var herhalde. Az önce dinledik mesela. Onlara bir çağrınız var mı? Var aslında. Ben bütün sadece nakış işçileri değil, bütün tekstil ve atölye işçilere çağrı yapıyorum. Birlik olalım, haklarımızı alalım. Birlik olmadan hiçbir yere varamayız. Başka bir şey söyleyecek olan var mı ben son olarak? Ben söylemek istiyorum. Başkandan olarak başka bir şey söyleyecek olan varsa, başkanı çok konuşturduk bugün. Şimdi bu ülker işçileri de bildiğimiz gibi hala onlar da grevde, onlar da direnişlerini sürdürüyorlar. Ben onlara başarılar diliyorum. Geçenlerde de onları da ziyaret ettik. Nakış işçileri olarak, nakış işçilerin komitesi. Biz hep onların yanında olacağız. Sadece ülke işçileri olmasa bile ve İstanbul'un neresinde olursa olsun, hangi sektör olursa olsun, hakkı için greve çıkmış, direnişe devam ettiren işçilere sesleniyorum. Biz nakış işçileri olarak sadece bizim haberimiz olmasından yeter. Biz oradayız, yanlarındayız, destek veriyoruz ve bütün işçileri de bir araya gelmelerini çağrıda bulunuyorum. Biz dediği gibi arkadaşım, biz bir araya gelmediğimiz sürece biz güçlü değiliz ve hiçbir hakkımızı da talep edemiyoruz. Hı. Nakış işleri nasıl bir araya gelerek hakkını aldıysa bütün işleri de o şekilde çağrı yapmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Son söz almak isteyen var mı? Kapatıyorum. Evet, programımızın sonuna geldik bu akşam. Nakış işçileriyle beraberdik. Nakış işçilerinin
mücadelelerini konuştuk. 2 yılı aşan bir süredir yaşadıkları örgütlenme deneyimlerini tartıştık. Zamanımız az geldi tabii bize. Futbol turnuvalarını konuşamadık ama ben kısaca bahsedeyim isterseniz. 3. kezdir futbol turnuvası düzenliyorlar değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bu tür sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle de bir araya gelerek hem örgütlülüklerini pekiştiriyor nakış işçileri hem de memlekette gündemde işçilere değen, aslında insanlara değen ne varsa onu tartışıyorlar birlikte. Ve ortak bir fikir oluşturmaya başlıyorlar. Bu aslında direnişten bu yana edindikleri önemli deneyimlerden, önemli alışkanlıklardan bir tanesi. Biz bugün örgütlenme deneyimlerini konuştuk, örgütlenme modellerini tartıştık ve diğer işçi arkadaşlara da çağrı yaptılar. Nakış işçileri aslında sendikacılara, ülkeyi yönetenlere, hükümete, devlete ve tüm işçi sınıfına çağrılar vardı. Anlayana diyelim ve herkes üstüne çıkan sorumluluğun farkına varsın diyelim. Biz de bir kez daha teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz de birlikte olduğunuz için iyi akşamlar diliyoruz.